Gençler merhaba. Yasin, Fatoş, Beren. Linki atıyorum hemen. Grubunuza. Paylaş. Şunu kapatayım. Patatesci yoksa bizi bırakmayacak. İzle Elif izle çünkü 6. sınıf konuları bunlar. Şu anki açtığım konular 6. sınıf konuları. Ben bunları öncelikle 5. sınıf var öncelikle şey yapacağım. 6. sınıf hazırlık amacıyla bir tane test çözdüreceğim. Bütün konuları içeren. Bak şimdi kim ne kadar yapabiliyor onu görmek açısından. Ve bu da dolayısıyla sizi de etkileyecek. Çünkü 6. sınıf konuları zaten. Tüm konuları içeriyor bir de 6. sınıfın bütün konuları bak. Yani şu anda izleyeceğiniz şey 6. sınıflar için hem bir değerlendirme olmuş olacak hem de 5. sınıflar için hem de 5. sınıflar için seneye için bir ön hazırlık gibi bir şey olacak. Sor bakalım Cihan. Aleyküm selam. Merhaba. Gördüklerime selam vereyim. Önce bir 5 dakikalık muhabbet edelim. Ondan sonra dersimize geçelim. Merhaba Ceren. Merhaba Ebrar. Aynen Ebrar. Saat erken aldım. Saat iftar. Hatta geç bile kaldım. Ben 7'de yapacağım demiştim. Bugünkü Ebatı'da ders yaparken çocuklara 7'de yaparım demiştim ben. 7'de bir işim vardı yapamadım. 6 aynen 5. sınıflar için yapıyorum. 6. sınıflar izlesin. 6. sınıfın tüm konuları onu söyleyeyim. Merhaba Büşra. 6. sınıfın tüm konuları 5. sınıfları öz hazırlık olması için çözeceğiz bunları. 6. sınıfın bütün konularını içeriyor ona göre. 6. sınıfın bütün konuları bir daha söylüyorum. 6. sınıfın bütün konularını içeriyor. İzlemenizi istiyorum. Sesimizde bir sıkıntı yok değil mi? Herkes sesimizi alıyor. Donma falan var mı? Telefondan duydum sesimi. Demek ki sesim geliyor. Cihan sen kimsin Cihan? Ediyorsan sıkıntı yok. Okulun bitmiş olmuşluğu rahatlığı mı bu? Nedir bu? Cihan X isim nedir? Herkes sevmek zorunda değil ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok Ezda. Sağlık saatiniz yerinde olsun. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Ders sonunda bir videonun altına bir link koyacağım. Her dersimizde bundan sonra şey yapacağım. Her derste bir çekiliş yapacağım. Ve her dersin sonunda kitap hediyesi yapacağım. Bugün okula gittim. Kitaplarım vardı. Biraz kitaplar buldum. Bir kitapçıda falan gittim. Biraz kitaplar var bende şu anda. O kitapları dağıtmak istiyorum. 5 lira, 5 lirinkini 6 lira, 6 lirinkini dağıtıp yaza çözmeniz için faydasına olur diye dağıtmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yine çekilişte linkini koyacağım ben. Videonun altında göreceksiniz. O videonun altından yapıp gerekli şartları işte beğenmeniz gerekiyor herhalde işte abone olmanız gerekiyor onları falan tıklamanız gerekiyor. Onları yapıp ona göre sonuçlarını hemen bir sonraki derste açıklayacağım canlı. Her böyle bir ders sonrasında çekilişin sonucunu açıklayıp hediyenin sonucunu vereceğim.
Okey. Merhaba Muhammed. İngilizce şarkı yazdın. Maşallah. Bunlar 6. sınıf ve 5. sınıf. İkisini de içeriyor. Niye diyeceksiniz? Niye diyeceksiniz? 6. sınıfın konuları 5. sınıfın içinde hazırlık amacıyla bu dersi yapıyorum. Okey. İsterseniz başlayalım. Çok da geciktirmeden. Ben mesajlarınızı alamıyorum ya. Niye anlamadım? Mesajlarınız bana gelmiyor. Behzat kazandı. Elif çekilişi diyorsan. Ben bir tableti bulayım. Bu telefonla olmuyor. Ders kaçta bitecek? Ders sorular bitince ders de bitecek. Sıkılan çıkılabilir. Sıkılan çıkılabilir diyeyim, çok özür. Sıkılan çıkabilir. O yüzden sıkıntı yok yani. 5 ve 6. Bir daha söylüyorum. Ders 5 ve 6. 6. sınıf konuları 5. sınıfı içeriyor. Nehir, bekliyorum o zaman senden. Güzel bir şey olursa paylaşırım, bak sana söyleyeyim. Söz sana buradan. Elif Nur, söyledim bak, 5 ve 6 ikisini de içeriyor. İnşallah sizin ila. Perşembe günü konuşmaya devam ediyorum. Bu arada bugün sizin kumbaralarınızı okulda şey yaptım. Kumbaralarınızı böyle bugün dedim alayım mı, alayım, ne yapacağız bu kumbaraları diye. Seneye için yine dolabıma sakladım. Seneye kadar yok olmazsa seneye size harcayacağım onları, haberiniz olsun. Bir şey yapamadık sözde. Bu derste 6. sınıfın bütün konularını, bütün işlenilen bütün konuların sorularını çözeceğiz. Her konudan, her üniteden böyle konular var, testler var. O testlerle ilgili sorular çözeceğiz. Çekilişe ikisine de her derste bir 5. sınıf bir 6. sınıf kitap vereceğim. Bir şey diyemem Ebrar, artık işte zaten çoğu 5. sınıf, onu söyleyeyim. 6. sınıfta zaten bayağı bir düşüş var, onu biliyor. Yaptığım düşüş olduğu için 6. sınıfta canlı dersi yapmayı kesmiştim zaten normalde. Sadece 5. sınıflarda yapıyorum 2 haftadır. Onlar biliyor. 5. 6. sınıflarda yapmıyorum 2 haftadan beri. Bu çoğunluğu da 5. sınıf zaten. Test kitabı, yani test kitap çok bende şu anda. İçerisinde test kitabı var. Ondan sonra normal okuma kitapları var. İngilizce kitapları var. Türkçe kitap falan da olması gerekiyor. Bakacağım ne var diye. Ona göre vereceğim ama her hafta bir tane vereceğim. Şu an mesela seçmedim. Kitaplar içeride poşette duruyor. Balkona koydum bir havalansın diye. Malum tedbir amaçlı. Bir havalansın diye balkona koydum. Okuldaydı ya. Balkonda şu anda duruyor. Sizi ders sonundaki bu dersin videosu bitince, video yüklenince videonun altına link koyacağım. O linki tıklayıp şartları tamamlarsınız. Çekilişe katılırsınız. Bir sonraki derste de, bir sonraki videoda da o ders şeyin sonucunu direkt vereceğim. Ders sonucunda kazananı direkt söyleyip vereceğim ona göre. Tamam mıdır? Hazır iseniz başlayalım. Zaten şu an 32 kişi var. Çok şükür. Nehir, sen nasılsın? Hayırlısı olsun. Rabbim hayırlı ölümler nasip etsin. Harun inşallah. Biz onu bilemeyiz. Kıyamet ne zaman olur, ne zaman olmaz.
Yazın tabii, aynen yaz. 30 soru var bak, tam 30 soru var. Bak burada 30 yazıyor ya. 30 soru var. 30 tanesi de ona göre sizden 30'da kaç yaptığınızı istiyorum dersin sonunda. Yoklama alınacak mı? Yoklama ders sonunda bakarız. Alabiliriz de almayabiliriz de belki. Duruma göre. İsterseniz ilk sorudan başlayalım. Nehir, bu arada dedin şarkıyı, şimdi şarkıyı bana atarsan güzel bir şey olursa söyleyip atabiliriz YouTube'a. Haberiniz olsun. Çok şükür Ege'cim, sen nasılsın? Haydi let's go, başlayalım ilk sorudan. İlk sorudan şöyle kalem, bir program yükledim, çok hoşuma gitti. Program Bayram hocamız sayesinde. İsmini de analım buradan. Çok güzel oldu bu program. Böyle içerisinde kalem de var, her silgi de var, her şey de var burada yani. Evet, let's start. Haydi başlayalım diyoruz. Yezdanur Baybaş. Like atmayı da unutmuyoruz. Kaan'ın dediği gibi. Havva'nın da dediği gibi. Like atmayı unutmuyoruz. Beren, bilmiyorum Nehir yazmış, bir şarkı yazmış da onu söyledi. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak, bilginiz olsun. 3 hafta önceden açılıyor. Okulun birkaç tane resmi çektim, bugün sizin gruba atarım. İçerisinde şey, okulun bahçesinde yapıldı. Çok güzel olmuş o basket sahası. Hatta bugün Selçuk Hoca ile vesaire müdürümüzle, Cemal hocamızla beraber oynadık orada. Güzel oldu yani. Linkodo mu? Şey, Ebrar. Linkodo diye program var. O mu? Şu an kullandığımız ismi o. Ders sonuna doğru bakacağız. Talha, hani alabiliriz. Harun, bilgin sende kalsın gözüm. Okey. Alınmadı, yok. Orası niye siyah? Bu testi hazırlayan hocamız sağ olsun cevapları da üzerinde işaretlemişti. Cevapları görülmesin ki beraber çözelim diye böyle sildim ben tek tek bütün sorularda. Hepsini siyah yaptım gördüğünüz gibi. Aynen, okulun sahası yapıldı, basket sahası. Okulda bir basket sahası yapıldı ve bugün akıl tatlı da yapılacağı söylendi. İnşallah o da yapılır. Hadi bakalım. İlk soru. İlk soruya başlıyoruz. Hadi Kaan'a da abone olmayı unutmayın. Bak Kaan sayfasını abone yapıyormuş. Abone yaptırıyor. Kaan'a da arkadaşınıza da destek olun. Okullar mı Elif? 31 Ağustos'ta. Yani 2,5 ay sonra. 21 günlük, yani 3 haftalık bir telafi soruları olacak. 30 soru var Zeynep Erdoğan. Gördüğün gibi 30 soru var. Şimdi choose the hygiene precaution. Yani diyor ki hijyen önlemini seçin diyor. Hadi bakalım. Resimler bulanık diyor. Resimleri boş verin. Resimlerden bunları bir okuyun. Ne anlıyorsunuz? You should do exercise. Sen egzersiz yapmalısın. Do your homework on time. Zamanında ödevlerini yapmalısın. Wash all the fruit before you eat. Meyveleri yemeden önce yıkamalısın. Dry your hair after you take a shower. Saçlarını kurut duş aldıktan sonra diyor. Şimdi saçlarını kurut duş aldıktan sonra. Şimdi hangisinde önlem var? Bak cevabı bulmanız lazım. Önlem diyor. Ne önlemi? Hijyen. Hangisi hijyenle ilgili? Şıklardan bakmanız lazım. Resimler hiçbir önemi yok şu anda. Bulamadıysanız silip cevabı göstereceğim size. Aferin size C yazanlar. A yazanlar. Ceren Ecrin, Elif. A yapmayın. A şıkkında. Bir bakın A şıkkına. You should do exercise. Hijyenle bir alakası var mı ki? A yapanlar için söylüyorum. A şıkkında egzersiz yapmak.
Hijyenle ilgili bir şey mi? Tam tersi. Egzersiz yapmak neyle ilgili? Bir spor yapmakla ilgili bir terim. Ama C şıkkı, yani cevap ne? C şıkkındaki cevabımız doğru olan şık ne diyor? Meyve yemeden önce yıkamalısın. Yıkamalısın mı? Tabii ki yıkamak hijyeni içerir ve doğru bir cevap olur. 2'ye geçiyoruz. Shall we have a tea break? Shall we yapalım mı, edelim mi, işte verelim mi gibisinden bir arkadaşını teklif etmek amacıyla kullanılan bir kalıp. Bunu ileride göreceksiniz. Altlarda da biz ders anlatırken bunu çok fazla söylemiştik. Bilin diye bunlar. Hatta ileride lazım olacak 8. sınıftaki konularda bile var. Size şöyle söyleyeyim. Bak size yukarıda Allah var. 8. sınıf LGS ilk sorusu. İlk sorularından. 8. sınıf LGS ilk çıkacak sorulardan bir tanesidir. Shall we? How about? What about? Why don't you? Yani sınavda çıkması yüksek sorular. Bak siz 5. sınıftayken size gösteriyorum. 8. sınıfta hazırlık olur size. 2. Merhaba Dicle, hoş geldin. 2. Bursa diyen var. Esma Ceyhan diyor. Bakıyorum. Çoğunluk Bursa gözüküyor. Bursa, Bursa, Taha, Bursa, Zeynep, Nehir, Kaan, Havva, Mahir. Yasin de Bursa diyor. Herkes Bursa diyor. Bir çay arası verelim mi diye soruyor. O ne diyor? Okey. Demek ki olumlu bir şey söylemiş. De şıklara bakıyoruz. Olumlu bir şey söylemiş. I don't think so. Bence iyi fikir değil demek istiyor. Gidiyor. No way. Hayır diyor. No thank you. Hayır teşekkürler. That sounds nice. Kulağa harika geliyor diyor. Ve işaretleyince silince görüyorsunuz ki cevap Bursa seçeneği oldu. Tebrik ediyorum. 2'de 2 yaptınız. Bir kısmı 2'de 1, bir kısmı 2'de 2. 2'de 1 yazanlar dürüstçe ders bittikten sonra videonun altına ona göre yazsınlar, tamam mı? Fazladan doğru yanlış yazmayın. Ne aldıysanız o. You should research it on the internet. İnternet konusu da yine 8. sınıftaki işlenilen ve LGS'de çıkan bir ünite konusudur çocuklar. Aynen yapalım mı demek. Orada da işte cümlenin manasına göre vermen lazım o yapalım mı kelimesini. Shall we a break to diyor. Çay arası verelim mi diyorsun yani. Yap, çay arası verelim mi manasını kullanacaksın. Shall we cümleye göre çevireceksiniz. Dicle Adana diyor 3. soruya. Bakıyoruz. Şimdi burada ne diyor? İnternette aramalısın. Bir şey soruyor. O da diyor ki internette aramalısın. How about? Bak yine dün LGS denemesinde çözdük. Orada da what about, how about vardı. 8. sınıflara varsa tanıdığınızı sorabilirsiniz. Abla, abi bu sizde var mıydı? LGS'de çıkacak mı bu konulardan biri mi diye sorabilirsiniz. How about ne dersin? Kitap okumaya ne dersin? İnternette araştırmalısın. A yapanlar. B şıkkında ne diyor? I can't find a subject in my textbook. Bulamadım diyor. C şıkkında soru soruyor. What should I do on Saturday afternoon? D şıkkında ne diyor? You mean you can't come to my party? Bakıyoruz. Çoğunluk cevap A, B, B, A. Genelde karışık gidiyor. Cevaplar karışık gidiyor. Ölümüne B diyor Havva. Bursa dinliyor. Bakıyoruz. Şimdi cevabımıza getiriyoruz. Siliyoruz. Hoppala. Bursa yapanlar doğru yapmış oldu. Bulamadım diyor. O da ne yapıyor? Diyor ki tekst kitabında diyor bulamadım. O da bulamadıysan git internette ara diyor kardeşim. Yani aramadığın şey, bulamadığın şeyi nerede ararsın? İnternette ararsın demeye getiriyor. O yüzden cevap Bursa seçeneği oluyor. Bursa yabanları tebrik ediyorum. Dördüncü soruya geldik. I blah 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 after class this afternoon. Biz diyor bu öğleden sonra sınıfta bu öğleden sonra diyor sınıfta ne yapmış olabiliriz? Şimdi çocuk düşünüyor. Ben öğleden sonraki sınıfta diyor dersten sonraki bu dersten sonra
diyor. Öğleden sonra ne yapmayı planlıyor? Bak. Çocuk şu an ne yapıyor? Eğer diyorlarsa kendini kandırmış olurlar. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada bir de daha hatırlatma yapıyorum. Ders sonundaki bu videonun altına cevaplarınızı yazacaksınız. Yazarken de o linke tıklayın. Çekiliş için o çekilişten sizlere kitap hediyesi vereceğim. Bir tane 5. sınıfa, bir tane 6. sınıfa bir kitap hediyesi vereceğim. Ayıracağım yani. Kitabın üstüne de yazacağım. Süreç düzeldiğinde vereceğim. Bir de düzelmezse bile okul açıldığında yüz yüze vereceğim. Kitapların üstüne direkt yapışkanla yapıştıracağım bir şeyle. Bunun kitabıdır. İşte bu şunun kitabıdır diye yazacağım. Hatta ama verebilirsem yazın vermeyi düşünüyorum. Çünkü verim ki yazın çözesiniz. Yani maksat faydası olsun. 4. Dört Adana. Diyorlar. Bakalım Adana'da ne diyor? Play futbol. Zaten burada futbol topu işareti var. Bu yüzden de herkesin oraya gittiğini gördüm ama yanlış yaptınız. Niye play futbol değil? Bak. Şimdi 5. sınıflar da aslında gördü şu anki şimdiki zaman konusunu. Şimdiki zaman konusunu 5. sınıflar da gördü, 6. sınıflar da gördü. Şimdi 5. sınıflar gördüyseniz, unutmuyorsanız bak bu öğleden sonra diyor. Öğleden sonra ne zaman? Şimdi yani kastediyor. Şu an düşünüyorsa şu an yapması gerekiyor. Demiyor ki ben her zaman futbol oynarım. Belli tarih belli. Şu an diyor bak bu. Böğleden sonra diyor. Gitti. O yüzden A yapanlar gitti. Ben futbol oynamalıyım. Bu bir zorunluluk mu? Futbol oynamak bir zorunluluk değil. İster oyna, ister oynama kardeşim. Beni ilgilendirir mi? Hayır. Seni ilgilendirir mi? Yine hayır. O oynasın, ister oynamasın. Will play football. Oynayacağım. Bu diyor, bu. Şu anda diyor. Şu an kastettiği için going yani fiile ing takısı gelmesi gerekiyordu. Ve I dediği için de buraya am gelmesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Üzgünüm. Çoğunluk A yaptı. 5. soruya geçiyoruz. They bla 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 a picnic at the moment. Bak yine atlamayın hemen. Şıkka. Şurada at the moment diyor. Yine şu an diyor. Bak şu anda şimdi diyor. Şimdiki zamanda ne kullanılıyor? They'de. Ona göre cevabı bulun. De işte boş ver sen Harun'u. Harun derste pek ilgisi yoktur. Tamamdır Beren. Haydi derse odaklanın. 5. soru. Dicle Bursa dedi. Berkay Bursa diyor. Ceren Ceyhan diyor. Evet bakalım. Esma Ceyhan diyor. Harun sen kırılmazsın seni ben bugün töretim de seni dışarıda görünce dedim korona var sana dokunmayayım dedim neyse. Bugün Harun'u, Utku'yu bir de Alihan'ı gördüm. Okulun orada üç de kaçak dövüş yapıyorlardı. Kaçmışlardı dışarıya. Bu normalde yasak olmasına rağmen. Ceyhan diyor bir çoğunluk. Bakalım Ceyhan mı cevabımız? Maalesef Bursa yapanları tebrik ediyorum. Niye Bursa diyeceksiniz? Şu an bunlar pikniğe gidiyor mu? Yoksa piknik yapıyorlar mı? Bunlar şu an piknik yapıyorlar bak. Are going yani buradaki C şıkkı yaptınız ya C şıkkı. Going to gidiyorum diyor. Yapmaya gidiyorum. Bunlar tam tersi. Oradalar zaten. Gitmiyorlar bir daha. Okey. Yani Ceyhan seçeneği oluyor. Bu aslında going to bunu koymanın sebebi gelecek zamanda böyle bir konu var. Bunu şimdi anlatıp kafanızı karıştırmayayım. Bundan o gelecek zaman konusuna giriyordu bir bakıma. O yüzden olmuyor bu seçenek. Evet, 6. soruya geçiyoruz. Kaç dakikamız oldu bu arada bir kontrol edelim. 25 dakika olmuş.
I would like to. Bu kelime şuradaki buradaki tırnak D, tırnak D. Would'un kısaltılması çocuklar. I would diyen de var buna. Okunuşunu. Would you like to? Would you like to diye. Ona göre kendiniz yapmanız lazım. I would like to play that game. Too. Çok istiyorum diye oynamayı. Taha sen bilsin git gel ama hızlı gel. Hadi hızlı yapalım soruları bitirelim. Altıncı sorudayız. Hadi bakalım. Daha cevabını verdim. Duymadın herhalde. Merhaba Duygu, hoş geldin. Yezda Denizli diyor. Tamamdır Taha. Dicle D diyor. Kevser Yaren Denizli diyor. Hadi bakalım 38 kişi var. Tüm cevapları bekliyorum. Herkesten cevap bekliyorum. Hadi bakalım. Çocuklar haydi. Çoğunluk C Denizli diyor. Bakıyoruz. Denizli. Aferin sizlere. Could I have your computer? Cevabımız doğru oldu. Geliyoruz 7. soruya. Şimdi bu kedinin neymiş? Boyu kaç santimmiş? 50 santimetre uzunluğundaydı diyor. Tall. Demek ki uzunluğunu sormuş. Ne kaç demesi gerekiyor? Kedinin uzunluğu kaç santim? Yani kedi ne kadar uzunluğunda diye soruyor ki o da uzunluğunu söylüyor. Is your cat tall? Kedi uzun mu? Is'le soruluyorsa zaten olmuyor. Yatsı namazı daha okunmadı Elif ama akşam namazı okundu ben de kılacağım. Kılabilirsin sen bilirsin. Ben de ders bitince kılacağım yani. 7 Adana 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 en son Zeynep de Adana diyor. Kontrolümüzü yapıyoruz. Doğru çıkıyor. Esma Esetkin diyor YouTube'da size abone oldu diyor. Aha Esma yine abone oluyor bize. Bak doğru çıktı. How tall is your cat? Senin kedin ne kadar uzunluğu, kaç santim diye soruyor. How neydi hem kaç hem de nasıl anlamı vardı. O yüzden cevap doğru. Aferin sizlere. 8. soruya geldik. It can lift things with its trunk. O ağır şeyleri kaldırabilir diyor. Ne olabilir? Yezda D diyor. 8'e. Ceren D diyor. Zeynep D diyor. Berkay A diyor. Çoğunluk D diyor.
A diyen var, B diye diyen bir çıkışı çıktı. Bakıyoruz. Cevabı gösteriyoruz. D yapanları tebrik ediyorum. What can an elephant do? Fil ne yapıyor? O kaldırıyor diyor. Fil ne yapıyor? O kaldırıyor. Lift kaldırmak idi. Lift kelimesi. Cevap doğru oldu. 9. soruya geldik. Choose, seçin diyor. Neyi seçin? Seçin diyor. Zoo Advertisement slogan. Biz 10 soru çözsek, 20 soru çözsek, 10 soru da sonra çözsek. 10 soruyu istiyorsanız ben size atayım direkt. Bitiremezsek olmadı 20 soru çözelim. 10 soru da size atarım şeyden. Ödev olarak atarım. Gerekirse onun çözümünü yaparsınız. Soru cevaplarında şey yaparsınız. Sonucunu atarsınız. Hayvanat bahçesi için bir slogan istiyorlar. Ne olabilir? Bakıyoruz. Cevabımız neymiş? See at the amazing animal world. Diyor ki hayvanların çılgın dünyasını görmelisin. Doğru mu? Doğru. C yapanlar tebrik ediyoruz. 10. soruya geldik. Don't play football. Futbol oynama. Yani bir şey yaparsan diyor futbol oynayamazsın demeyi kastediyor. Şunu yaparsan if kelimesi Türkçedeki şart gibi, yani eğer bunu yaparsan futbol oynayamazsın demek istiyor. Ne yaparsan. Eğer şunu yaparsan böyle olursun. Eğer bunu yaparsan şöyle olursun demeye getiriyor. Ne olabilir? Yezda 10 AB demiş. Çift şık söylemiş. O da iyiymiş. 10B çünkü Kni diz demek diyor Ceren de. Kontrolümüzü sağlıyoruz. Ve doğru çıkıyor. Ayağın dizin ağrırsa ne olur diyor. Futbol oynayamazsın diyor. Doğru mu? Doğru. Geçiyoruz 11'e. Would you like to help me, please? Please don't give it me. You mustn't go there. You can't look at it. Evet, bakalım. Soru mu, 30 soru mu çözeceğimiz şu dakikaya bağlı biraz. Çok uzun olmasın çünkü. Saat çok geçiyor. Hem çok sıkmamak adına. 20 soru baktık, çözümümüzde saat varsa hala çözeriz. Saat çok değilse bırakırız. Esma 11 Adana diyor. Yezda da Adana diyor. Necati yani Sayın A diyor. İftar kaçta? İftar derken? Dondu, ne dondu? Donma yok. Nehir senin internetinden kaynaklıdır. Beren Adana diyor. Dicle Adana diyor. Sultan Onur Adana diyor. Ceren Ece'nin de 20 soru diyor. Bakalım 20 soru çözeriz olma duruma göre. Bakıyoruz çoğunluk Adana diyor. Cevabımızı kontrol ediyoruz ve doğru. Would you like
Would you help me? Bana yardım eder misin? Lütfen diyor bu kız. Bunlar da koşuyorlar yardım etmeye. O yüzden cevabımız doğru oldu. Aferin sizlere. If you want play a board game. Tahta oyunları oynamak istersen bir şart getirmiş yine. O şartı nedir? Bu arkadaşımızın şartı nedir? İstersen ne yapmasın? Kendiniz düşünün, mantıken düşünün. Tahta oyunları ya mesela satranç vesaire oynamak istiyorsun. İlk olarak ne yapmalısın? They can play. Onlar oynayabilir. You are playing it. Sen oyunu oynuyorsun. Learn its rules first. İlk kuralları öğren. He must eat his breakfast. O kahvaltısını yemeli. Cevap bence çok açık. Diyorsun Esma. İnşallah biter de azalıyor gittikçe. İnşallah Rabbim bitirecek hayırlısıyla. 12. Bursa, Ceyhan, Dicle ve diyor herhalde orada C'yi kastetmiş. Ya da Bursa'da V'nin yanında. Acaba ne demiş? Bilmedim şimdi, bilemedim. Bakıyoruz. Tabii ki de cevabının C olması gerekiyor. Çünkü ilk olarak kuralları öğrenirsen oynayabilirsin, değil mi? 13. soruya geçiyoruz. Evet bakalım. Aynen Kaan, C. Kuralları öğrenmezsek oynayamayız. Kafamıza göre gidip bir şeyi oynayabilir misin? Bilmediğin kuralları. Choose the GEM rule. Spor salonu kurallarını seç. Şu GYM kelimesi demek ki neymiş? GYM. GYM. GYM diye yazılan. Spor salonu. Okey mi? Spor salonu. Yezda C diyor. Geri çekti. Esma doldur. Sıkıntı yok be Dicle. Kaan C diyor, Esma C diyor. Dicle de C diyor. Bakıyoruz cevabımıza. İnceliyoruz. Cevap A oldu. Antrenman kıyafetlerini giymelisin diyor. C şıkkında kitap okumaya geri dönmelisin. Zamanında kitap okumalısın vesaire gibi bir şey demek istiyor. Alakası yok bunların. C şıkkı yapanların. Yüksek sesle konuşmamalısın. İlk olarak kuralı nedir? Spor salonunda bir kıyafeti giymek değil mi? Yasak çünkü. Başka türlü giremezsin spor salonuna. O yüzden Adana oldu. 14. Who is bla 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 at the tree? Kim ağacın arkasında mı diyeceksiniz? Önünde mi diyeceksiniz? Bunlar bir kere neresinde? Bir iyi inceleyin. Arkasında. Olur Yezda, sıkıntı ne? Esma ya da Muhammed, sen kimsin bilmiyorum. Esma yazmaz böyle şeyleri. Büyük ihtimal bu Muhammed bu. Lanlı manlı kelimeleri bir kez. Derse odaklan. Tavşan Sons isim nedir? Teşekkür ettim de isim nedir senin? 14 Denizli.
Birçoğunuz Denizli diyor. Tabii ki de doğru. Behind neydi? Arkasında demekti. Kim ağacın arkasında? Bunlar ağacın arkasında. In front of, next to, at. Olmuyordu. In front of önündeydi. Next to bitişinde yanındaydı. Cevap Denizli seçeneği oldu. 15. soru. Kaç dakikamız oldu? 40 dakika oldu. Deniz Karadoğan. Derse odaklanıyoruz, tamam mı Esma? 15. soruya dayız, hadi bakalım. You bla 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 in the class. Sen sınıfın içinde bir şey yapmalısın diyor. It is a rule. O bir kuraldır diyor. Sınıfın içinde ne yapmalısın demek. Öğretmen ne demiş olabilir çocuklara? Sen başı başıya nehir. Elhamdülillah. Alınmadayken nerede kayboldun? Büşra da yazmıyor, sizin sınıftaki Büşra da yazmıyor. 15 Bursa, Ceyhan Bursa. Ceyhan. Bursa, Ceyhan arasında gidip geliyorsunuz. Bakıyoruz Bursa mı doğru? Sen bir şey yememeli veya içmemelisin sınıfta. Bu bir kuraldır diyor öğretmenimiz. Geldik 16. soruya. Şimdi bu bir weather, yani hava durumu ile ilgili. Hava durumu ünitesi vardı 6. sınıflar iyi hatırlar. Hava durumunu anlatan bir soruydu. Sunny, güneşli, foggy, sisli, rainy, yağmurlu, snowy, karlı idi. Şimdiden bunları not alabilirsiniz. Seneye hazırlık olur sizlere. Anladım Deniz. Bakarım kanalına destek olurum senin. Bursa deniliyor. İnceliyoruz ve tabii ki de cevap Bursa, yani sisli. Hava nasıl bir hava var? Koyu böyle bir sisli bir hava var. Güneşli değil, yağmurlu değil, karlı zaten değil. Bunları şimdiden not alıp seneye hazırlık olur çocuklar. Kendinize yazabilirsiniz. Sunny güneşli, foggy sisli, rainy yağmurlu, snowy karlı. 17. It is windy. Windy diyor. Windy neydi? Windy. Eren hoş geldin. Windy rüzgarlıydı, evet. Yağmur rüzgarlı diyor. 16 Bursa dinliyor bakalım. 17'yiz ama 17 Berkay Adana diyor. Fatberen Ceyhan diyor. Dersin sonuna da doğru alacağız yoklamayı, tamam. Yezda bir şey yazmamış. Gençler beğenmeyi unutmuyoruz videomuza. Okey mi? Nehir gözükmemiş cevabı. Ya Hayrun ise beni arıyor ama canlı dersteyiz. Cevabımızı işaretliyoruz. Maalesef A yapan dışındakiler yanlış oldu. A yapanları tebrik ediyoruz. It can rain tonight. Diyor ki rüzgarlı bir hava var. Bu gece ne olabilir? Yağmur. Yağmur yağabilir. Tonight
Gece demek, tamam mı? Tonight, bu gece. Bu gece yağmur yağabilir diyor. 18. soruya geldik. Hava durumu, hava ünitesi konusu var. 6. sınıflarda. Gidince göreceksiniz. 6. sınıflar bilirler. 20 soru olunca bitecek. 30. soruyu yapmayacağız. 30 soruyu. Sağ bakayım kaç dakika oldu ona göre. 45 dakika olmuş. Aynen 20 soru olunca bitirelim. 30 soru çok olacak çünkü. Çok uzuyor. Benim sesim de gidiyor çünkü. Bugün bir de 2 saat 3. ders olacak bu. 3 4 saat 3 saat toplam fazla oluyor baya. 45 dakika olmuş Berkay. 18. 20. soruda bitiyor sayın. Bilal Deniz diyor. Alabilirsin Harun, sıkıntı olmuyor. Şili ne demek? Bilen var mı Şili? 6. sınıflar. Şili kelimesini biliyor musunuz? Bilmelisiniz sizin. Var mı bilen söyleyeyim mi? Şili. Cevap yok ise söyleyeyim ben. Şili soğuk demek. 18 Denizli deniliyor. Kontrolümüzü sağlıyoruz. Evet. What is the weather like? Size şimdiden bir sınav sorusu çocuklar seneye. Sınavlarda şu soru soruluyor. Hava durumu nasıl demek? Hava nasıl demek? Böyle soruluyor. 6. sınıfta bu sene gördüğü böyle sorular sorduk biz. İstanbul'un havası nasıl diye sormuştuk mesela vesaire hatırlamıyorum. Ve cevap olarak veriliyordu. It is diye başlayıp cevap veriliyordu. What is the weather like? Hava durumu nasıl diye sorulan soru kalıbıdır. Çıkar sınavlarda. 19. 3 ve 4. üniteyi içeren bir soru geldi bu sefer de. There are blah 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 children in picture. Vardır diyor. There are, bak siz sene göreceksiniz. 6. sınıflar bu sene gördü. There are ve there is var demek. There are ve there is var demek. There are derse birden çok fazla var demek. There is derse de bir tane var demek. Tamam mıdır? Alabiliyorsun Harun. Şeyma Yaman isim nedir? Ne espri miydi anlamadım. Tamamdır Eren. Yasin C diyor 19'a. Aynen yaz. Tekil ve çoğulluk durumuna göre bakılıyor. Ant değildi Yasin. Eni hiç demekti. Aferin, hatırlıyorsun. Ant değil de eni. Yanlış yazdın herhalde. Eni hiç demek. Meryem Şeker. He, anladım. 19 Ceyhan diyor. Kaan. Ceren, Yezda. Elif, sonra da dinleyebilirsin. Sıkıntı yok istiyorsan. Yoklamayı alttan sonra istersen baştan dinleyebilirsin video yüklenince. Hayrunisa C diyor. Hayrunisa sen mi beni arıyorsun? Beni arıyor biri ama yok. Başka bir Hayrunisa herhalde. A lot of bir çok güzel. Tamamdır Nehir, Allah kabul etsin. Ben de içeceğim ama istiyorsan 5 dakika bekle, bir soru kaldı. 20 soruda biz de bitireceğiz. Ceyhan deniliyor birçoğunuz kontrol ediyoruz. Doğru cevap. Efiv birkaç demekti. A little biraz demekti. Any hiç, zaten any, bak bugün derste söyledim size de söyleyeyim. Any kesinlikle olumsuz cümlelerde kullanılır. Olumsuz. El atıta birçok resimde birçok çocuk vardır diyor. Ben ne dedim size, derar. Çok manasında birden fazla var ise kullanılıyor idi ve cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 20. ve son sorumuz. 20. ve son sorumuz. Is there any water in the jug?
Sürayda hiç su var mı diye soruyor. Su var mı sizce? Bu arada resmi göremiyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Olabilir. Büyük ihtimal o arıyor herhalde. Bir tane Hayrun İsa boyunu arıyor da o büyük ihtimal. Kişi beğenmiş. Gençler niye bu kadar az? Beğeni yapmayı unutmuyoruz. 36 beğeni var şu anda. 20 Berkay Bursa demiş. Ebrar Bursa, Elif Bursa, Yezda Bursa, Esma Bursa, Beren Bursa. Yani yazsanız daha iyi olur. Ben cevaplarınızı görmüş olurum. Kaç cevap yaptığınızı, kaç net yaptığınızı görmüş oluyorum en azından orada. Siz, çünkü diğer türlü ben sizi alamıyorum. Mesajla olmaz. Mesajla herkesin mesajını tek tek okumak zor oluyor. Yorumlarda herkesi birden görebiliyorum ya orada. Komple görülebiliyor. Şimdi sık siliyorum ve doğru. Yes, there is a lot of water. Evet. Su var diyor. Çok su var diyor. Çok var mı? Var. Sonuna kadar ne yapmış? Burada bak gördüğünüz gibi su seviyesi buraya kadar geliyor. No there isn't diyor. Hayır demek istiyor. Yok diyor. No there isn't. Yok. No there is yok. Sadece 3 şık bile hiçbir şey bilmeseniz de 3 şık olumsuzken 1 şık tek olumlu olduğu için cevap Bursa seçeneği oldu. Bu şekilde bitirelim. Olur mu? Şimdi 50 dakika, 52 dakika oldu. Şimdi sırayla hızlı hızlı A sınıfı olanlar buradayım diyebilir mi? A sınıfı olanlar buradayım diyebilir mi? A sınıfı olanlar. A sınıfı sıra birden söylemeyin, ona göre şey yapacağım. Okuyacağım ona göre. İsimleriniz okudukça kimin burada olduğu belli olacak. Ebrar 1. Ebrar burada. Ceylin Su burada. Ceren Ecrin burada. Ege burada. Ahsen Doldur burada. Sezin Ela burada. Hüsna burada. Yasin Altı Adam burada. Özlem içerir. Aynı özlem bende de var Yezda. Hepinize karşı. Hüsna da burada. Tamam. Be, ya, seni de söyleyeyim Ceren Ecir'in. Evet, B sınıfı olanlar yazabilir mi? Ege seni söylemiştim. B sınıfı olanlar burada diyebilir mi bakalım? Görelim kimler dersimizde var şu anda. Taha'yı ya söylemişti. Taha'yı bir sayıyorum. Muhammed Ali Sayın 2. Taha'dan kendisine gelmiş. Kez daha burada 6B'den. Beren burada. Başka da B sınıfı yok herhalde. C Harun burada. Hasan Berk 6B'den burada. Evet 5C 6C var mı? 6C yoktur herhalde. Bilmiyorum kim var. 6C'deki ise bilmiyorum da 6 5C'de var ama bildiğim kadarıyla. 5C. Esma buradaydı. Başka kim burada? Havvano Çakırtaş. Hayrun İsa Bildek. Deniz Karadoğan. 6D sınıfı olanlar yazsın bakalım. 6D sınıfı. Kaan burada. Samuray Chat kanalına abone olabilirsiniz. Arkadaşınıza destek olabilirsiniz çocuklar. Yezda Nur. Çıkabilirsin Yezdacığım. Kendine iyi bak. İyi tatiller dilerim.
Muhammed abim burada diyor. Hamza Örs burada. Yok, hakarım seni söyledim. Nehir Örs burada. Güle güle. Çüz. Berkay burada. Kevser Yaren burada. Abdülkadir Yağız burada. Görüşmek üzere Esma. Ahsen. Allah'a emanet, rica ederim. Ve Havva, Nur Çakırtaş ve Kaan burada. 5E sınıfından kimler burada? 5 dakika geliyorum. Zeynep Erdoğan da buradaymış 5C'den. 5E'den kimler var bakalım? Kimleri görebiliyoruz? Berkay'ı da tamam. Yazmadım Harun. Çıkabilirsin Hamza, görüşürüz, kendine iyi bak. İsmi burada, ismi söyleyenler çıkabilirler. Ya da son bir şey söylemek istiyorsa kalabilirler. Görüşmek üzere Yezdacığım, kendine iyi bak. Seneye inşallah nasipse görüşürsek, okulda olursak, sizden dersine girersek görüşmek üzere diyelim. Olmasak da her zaman burada bir Hasan hocanız var. İstediğiniz zaman, istediğiniz soruyu, istediğiniz konuyu sorabilir, çekinmeden gelip yardım isteyebilirsiniz. Zeynep Yağmur burada, Talha burada, Beren burada, Nehir burada, Kevser Yaren değil, Talha burada, Eren Özinal burada. Zeynep Erdoğan, seni söyledim. Bitecek Havva. Eyvallah Hamza. Bay bay Ebrar, görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Dediğim gibi seneye dersinize girmesem de bana gelip soru sorabilir. Sınavlarınıza yardımcı olurum. Her konuda çekinmeden yanıma gelebilirsiniz dersinize girmesem bile. Belki 8'lere girme ihtimalim var çünkü. Zeynep Yağmur da buradaymış. Tamam, herhalde başka burada yok. Kevser Yaren, tam seni saydım Kevser. Tüm sınıfları söylemiş olduk. Bu şekilde bir eksiklik kalmadı sanırım. Evet gençler. Umarım faydalı, verimli bir ders olmuştur. Bu ders 5. sınıf dersleri içinde, sınıfları içinde, ama 6. sınıfa hazırlık amacıyla yapılan bir dersimizdi. Umarım size sene için hazırlık testleri olmuş olur. Konularını şimdiden görmedik ama ufak tefek bazı şeylere değinmiş oldum size. Aynen Hamza, altına yazabilirsin video bitten sonra. Video hemen yüklenmiyor, onu söyleyeyim. Yarım saat, bir saat sürüyor, onu ne kadar süre bilmiyorum, YouTube'dan kaynaklı. Olacak Elif, daha 2 haftamız var. Elif Çemberova, sen herhalde, siz Özbek kızlar mısınız? Çemberova dediğine göre. Dersler olacak yani daha. Çünkü daha 2 haftamız var. Hatta bugün neydi? Perşembe. Daha var var. Daha 15 günümüz var. Good night hepinize. Good night. Meryem Şeker de buradaymış. Meryem Şeker. 6E sanırım. Rica ederim Kevser. Kendinize iyi bakın. Okul inşallah açılacak hayırlısıyla. 31 Ağustos'u bekleyin. Yazabilirsin Ebrar. Ben yazdıkça bana bildirim geliyor. Siz yorum yazdıkça bana bildirim geliyor. Ben bütün yorumlarınızı görüyorum. Yorumlarınızda kalp atan, beğenen kişi kanalın sahibi Hasan hocanız yani. Onu söyleyeyim. Hocam ben Azeri'yim. Kaçıncı sınıfsın sen Elif? Yazmadım Harun. Çüz Hamza. See you Kevser. Rabia Sene Güneş. Teknoyuncu, neredesin bugün? Göremem senin ismini pek fazla. Duygu da burada. Duygu'yu unuttum. Duygu ses vermedi fazla. Güle güle Esma. 5. sınıf.
Azerbaycan'da mı yaşıyorsun? Burada mısın? Türkiye'de misin? Güle güle Duygu. Güle güle Duygu dedim. Şeker. Meryem Şeker. See you Yasin. Güle güle Hüsna. Allah'a emanet. Dersi kapatıyorum artık yavaş yavaş. Sorunuz yok ise...